Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün beraber kaşımızı açacağız. Ben birkaç tane böyle video izledim, araştırdım farklı yerlerden. Çoğu insan ya tüy sarartıcıyla ya da böyle saç sarartıcı kremler oluyor. İşte L'Oreal'in var sankisi. O tarz şeylerle açıyorlardı ama çoğunluk tüy sarartıcıyla açıyordu. O da biraz böyle sarı yapıyor yani. Sonrasında da böyle turunculaşıyor kaşlar. Ve onu kullanırken de ayrıca saç açıcı L'Oreal de kullanmanız lazım. Yani sadece o yetmiyor. Onu karıştırmanız lazım. Sonra mor şampuanlamanız lazım. Biraz daha uğraştırıcı geldi bana. O yüzden ben de bugün saç boyasıyla açacağım. Ama biraz daha böyle küllü bir renk. Evet, bu L'Oreal'in 8.1 Natural Ash Blonde'uyla açacağım. Normalde ben kolestonun ikisiyle açtıklarını görmüştüm ama burada kolestonu bulamadım. O yüzden L'Oreal ile açacağız. Zaten küllü bir renk olduğu için uyum sağlayacaktır. Şimdi hem hidrojen peroksit yani saç açıcı olduğu ve boya olduğu için ekstra bir şey almanıza gerek yok. Bir kutu boya size yetiyor ve zaten böyle tüp de olduğu için de içinden sıkıp kullanabiliyorsunuz. Uzun ömürlü oluyor. Ve sonrasında da böyle mor şampuanla uğraşmanıza gerek yok çünkü daha küllü bir renk olduğu için kaşlarınızı turunculaştırmıyor diye umut ediyorum. Yani benim gördüğüm videolarda öyleydi. Şimdi beraber deneyeceğiz nasıl açtığımı. İki boya koyacağım, bir açıcı koyacağım. Çok az bir şey zaten, iki kaşıma da yeter. Şöyle bir fırçam var, bununla da süreceğim ama kenarlara falan getirmemek lazım. Cildimiz tahriş edebilir. Şimdi uygulayalım. Evet, şimdi boyaları bu lens kabının içinde karıştıracağız. Hem de daha böyle pratik olacak. Bunun içinde normal tabağa koysak tabak boyanır çünkü. Plastik olarak bu çözümü bulduk. Hem de küçük. Bu tarafıyla ben kaşlarımı açacağım. Bu tarafıyla da ablam açacak. O yüzden böyle iki tane hazırlıyoruz. Siz tabii kendinize bir tane hazırlayabilirsiniz. Evet, şimdi boyayı böyle hazırladık. Alıyorum ve sürüyorum kaşlarıma. Kaşlarımda hiçbir şey yok bu arada şu an. Bir şey varken sürmeyin. Hatta biraz şöyle aynaya dönüp süreceğim ben. Siz beni oradan izleyin. Böyle gerisine doğru da yapıyorum ki ters yöne doğru. Her yerine işlesin boya. Kenarlarını sileceğim zaten şimdi boyadıktan sonra. Çok eğlenceli bunu sürmek. Halı yıkıyormuş gibi. Sonra aradan zaman geçip kaşlarınız uzayınca tekrarlayabilirsiniz. Sürekli yapmayın zaten. Kaşlarınız dökülür. Kaşlarınıza kokonatı sürebilirsiniz. Bayağı besliyor. Ben kullanıyorum kaşlarımda. Çok özel biraz, biraz saçıma da bulaştı. Artık gözlerimin altında siliyorum. Evet, gayet güzel bir şekilde boyandı. Evet, şimdi böyle bekliyoruz. 6 dakika doldu ama biraz böyle rengi değişmemişti. O yüzden biraz daha bekliyorum. Zaten böyle kenarından bakıyorum rengi değişmiş mi, değişmemiş mi diye. Şu an bu haldeler. Saçlarım ben uçlarını açtığım için biraz kaşlarımın rengi koyu gelmişti. Ve biraz daha böyle insana sert bir bakış veriyor. O yüzden biraz daha bakışlarımı yumuşatmak için açmak istedim. Bu arada bugün birkaç şey daha aldım boya alırken. Onları sizinle göstereyim. Çünkü bu arada neden göstermeyeyim ki beklerken. Bu Elsevier'in burada kokonatlı bir tane yağını buldum. Normalde bunun Türkiye'de
farklı versiyonu vardı. Onu kullanıyordum. Güzeldi baya. Bakalım bu nasıl? Kokonatlı olunca merak ettim. Bir de bu Inkilist'in Hyaluronik serumunu aldım. Bu Ordinary gibi buradaki İngiliz markalarından biri. Ben Ordinary'yi bayağı severek kullandığım için bu marka da böyle Ordinary muadili olarak gösteriliyor. Ve böyle ona muadil birkaç ürünü de var. Ben de bunu merak ettiğim için alıp bir denemek istedim. Bir de Ordinary'nin Niacinamide serumunu aldım. Yine Ordinary ürünlerini zaten severek kullanıyorum. Bu arada şunları da ekleyeyim. Bu ikisi de burada uygun fiyatlı markalar olarak geçiyor. Normalde Türkiye'de Ordinary ürünler çok pahalı, ulaşılamazdı. Ama burada ikisi de böyle 5-6 pound civarında bir fiyatı vardı. O yüzden uygun fiyatlı olarak alabiliyorum ve deneyebiliyorum. Bunu da yine kullanacağım. Böyle küçük mini bir alışverişte arada size onlardan da bahsetmek istedim. Bir de bugün yüzüme şunu sürdüm. Bunu geçen videomda göstermiştim size. Haftalık. Benimle bir hafta diye bir video paylaşmıştım. Bir önceki video. Orada zaten bunu Black Friday indiriminden aldığımı söylemiştim. Ve böyle elimde denemiştik. Çok güzeldi. Bugün mesela yüzüme sürdüm. Normalde burada hava çok soğuk. Ve ne kadar nemlendirici sürersem süreyim yüzüm böyle donuk duruyordu. O ışıltısı gidiyordu gün içinde. Ama mesela eve geldim hala cildim daha böyle aydınlık ve parlak, böyle donuk değil. Burada bir sivilcem var ama yani o bile gözüme batmıyor. Gayet güzel gözüküyor cildim. Böyle şimdi kaşlarımı sileyim artık. Sizinle de paylaşayım nasıl olduğunu. Evet, şimdi siliyoruz. Artık 10 dakika olduğu için ben silmek istedim. Açılmazsa da bir daha açarız yani, ki açılmış gibi biraz. Bakalım. Evet, o sert şeysi kırılmış. Şimdi tabii bunu önce bir pamukla siliyorum, sonra yıkayacağım. Evet, gayet güzel oldu. Ablam onay verdi. Ki onun onay vermesi önemli bir şey. Ay, yüzüm karışacak. Evet. Şöyle ışıkta yansıyınca daha güzel görebilirsiniz. Bakın kırılmış. Şurası mesela biraz daha az açılmış. Şurası daha güzel açılmış. Ben tam tersi görüyorum. Aa, öyle mi? O zaman ışıkta. Tamam, o zaman eşit. Çünkü ben de tam tersi görüyordum. Silelim. Size farklı açılardan da yine gün ışığında da gösteririm. Yarın sabah, şu an akşam olduğu için bu ışıkta gösteriyorum. Ama şöyle yakınlaştırırsam, evet, şimdi görebilirsiniz. Böyle güzelce kırıldı ve turuncu bir görüntüsü de yok. Bence daha böyle saçıma uyumlu bir renk oldu. Ben beğendim. Siz de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Belki 12 dakika daha durabilirmiş. Bir sonrakine de öyle deneriz. Evet, merhaba. Şimdi gün ışığında kaşlarımı göstereyim istedim size. Öyle yani kırıldı böyle rengi. Gördüğünüz üzere hani sarı değil ama koyu kahveli de gitti. Zaten hani saçım çok açık olmadığı için benim için bu yeterli. Hani bir dahakine belki bir tık daha fazla bekletebilirim. Ama eğer kaş renginiz koyuysa birebir ölçü koyup, yani bir boya bir açıcı içinden çıkan koyup böyle bir minimum 10 dakika bekletin derim. Çünkü mesela ablamın kaşı benden bir tık daha koyu. Onda öyle yaptık. Daha güzel açıldı. O yüzden birebir kullanabilirsiniz ölçüyü. Ve minimum 10 dakika bekletirsiniz. Zaten böyle hani üstünden sarardığı için belli oluyor. Kenarından bakarsınız. Ona göre hani yıkarsınız sonrasında. Ben şu an böyle beğendim kaşlarımı. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum bu arada kamerada. Ama hani benim için şu an güzel. O zaten keskinliği kırılsın istedim. Biraz daha saçımla da uyması için. Böyle size de böyle bir update vermek istedim. Şöyle göstereyim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.